Ne zamandır çekmek istediğim bir konu vardı ki mükemmel hapishane. Hem böyle 3 hafta ve veya belki daha az belki daha fazla hazır içerideyiz. Yani içerideyiz dediğim daha az dışarı çıkıyoruz. Hem de bir yandan bir fragman gördüm ki bir dizi üzerine fikir çok güzel. Ha bu fikir yürür mü onu bilmiyorum. Çünkü genelde böyle fragmanı güzel olan ilk 2-3 bölümü güzel olan çok dizi gördüm. Sonradan patlıyorlar. Ama bu seferki dizinin adı The Platform. The Platform'un fragmanını aşağıya koydum. İster şimdi durdurun gidin bakın bir. İsterseniz de videodan sonra bakın. Bu videoda hem kişisel olarak siz kendinize mükemmel bir hapishaneyi nasıl örersiniz ona bakacağız. Hem de gerçekten mükemmel hapishane nedir onu göreceğiz. Gelin başlayalım. Hoş geldiniz. Panoptikon. Panoptikon aslında böyle mükemmel hapishanenin hiçbir zaman hayata geçmemiş hayali versiyonu. İngiliz filozof ve toplum kuramcısı Jeremy Bentham tarafından ta 1785'te inşa edilmiş. Peki nasıl? Aslında şu an bir yandan ekranda görüyorsunuz. Ortada bir kule var. Bu kulenin içerisinde nöbetçiler dışarıdan görünmeden aynalı cam gibi düşünün bugünün teknolojisiyle. 1785'te bunu düşünememiştir. Ya da kameralar diye düşünün. Tam merkezden etraftaki hücrelerin tamamını görebiliyor. Ya da mahkumlar görüldüğünü sanıyor. Yani orada kimse olmasa bile mahkumlar izlendiğini düşünecek. Çünkü 360 derecelik bir hapishanede tam ortada gözlem kulesi varsa herkesi görme imkanın olur. Bunda sosyal faaliyetler bile bu 360 derecelik kulenin içerisinde. Orada buluşuyorsun, mahkumların birbiriyle konuşmasına izin vermiyorsun ve mükemmel bir hapishane yaratıyorsun. Jeremy Bentham'ın buradaki başarısı mahkumların sürekli gözlenmesi değil, mahkumların sürekli gözlendiğini sanması. Peki biz gerçek hayatta da böyle bir şey yapıyor muyuz? Evet. Toplum bize acaba bakıyor mu? Sanki toplum sizi çok önemsiyormuş gibi bu arada. Şu davranışın böyle olur mu? Bunu yaparsan böyle olur mu? İşte Jeremy Bentham'ın filozof tarafı burada işe yarıyor. Toplumu gözlemlemiş. İnsanların birileri sanki görüyor sandığında daha dikkatli davrandığını. Sahte kameralarla daha sonra 1976'da mı ne 1986'da sahte kameralarla gözlüyormuş havası yaratmışlar ve toplumun daha dikkatli olduğunu düşünmüşler ki sonradan İngiltere'de insandan daha fazla kamera koymuşlar. The Platform dizisinin bunun da çok böyle dizi reklamı gibi olmasını istemiyorum ama daha önceden The Platform'a benzer çok dizi görmüştüm. The Platform'un çok başarılı olacağını sanmıyorum bu arada onu söyleyeyim. Çünkü hani senaryo patlayacak gibi gözüküyor. O kadar basit çekerseniz ha o setin dışına çıkabilirse o karanlık havanın olur. Fikir güzel patlamasın. Çünkü daha önce benzer 3 tane dizi izledim. Bir tanesi The 100'tı 100 dizisi. 100 dizisi de ilk 2 sezonu güzel geldi. İlk sezonu İlk 3-5 bölüm çocuk dizisi gibi geliyor. Sonra sarıyor. Hoşuma gitti. Sonra 2 sezon izledim. Artık 3. sezon biraz salmaya başladı. Oradaki olay da spoiler yani keyif kaçıran bir şey yapmadan anlatayım. Bir uzay gemisindesin. Dünya mahvolmuş. Dünyaya dönemiyorsun. Sonra uzay gemisinde bir sorun çıkıyor. Ve 100 kişiyi dünyaya yolluyorlar. Bu 100 kişi dünyanın yaşanılabilir mi, yaşanılamaz mı olduğunu artık kıyamet sonrası araştırıyor falan filan. Fena değildi. Sonra bu bana bir gaz verdi. %3 diye bir dizi vardı. %3 ise yine gelecekte geçiyor. Gelecekte dünya çok fena bir yere gelmiş. Bu da inşallah yakın gelecek olmaz. Şimdi moral bozmak gibi olmasın. Dünya çok kötü bir yer haline gelmiş ve toplumdan belli insanları %3'ü seçip bu %3'ü daha yaşanılabilir yerlere transfer ediyorlar. Burada da asıl hikaye birinci sezonda %3'ün seçileceği arada bir bina var. O binanın işte yaptığı sınavlar vesaire. Ki niye sevmiştim? Daha önce Küp diye bir film izlemiştim. Birincisi ikincisi gidiyordu. İkincisi kötüydü. Birincisi çok iyiydi. Küp'teki mantıkla odalardan çıkmak üzerineydi. %3'ü de zaten ilk başta birazcık izlerseniz ilk sezon mantıklı gelecektir. İkinci sezon izleyin. İnşallah izlersiniz. Ama birinci sezonu güzel. Hiç başlamamız gereken dizi ise Alcatraz zaten bir sezon sürüp bitmişti. Peki mükemmel hapishane mümkün mü? Mümkün. Mükemmel hapishaneyi siz yaparsanız mümkün. Bu da işin kişisel gelişim tarafı. Bu videoda sadece böyle dizilerden bahsetmeyeceğiz. Aslında film de önereceğim ama ne yapacağız? Bu 3 hafta evdeyiz bari bir şeyler izleyelim, bir şeyler gelişelim.
Bir de yorum bölümüne yazarsınız. 3 haftalık bir plan videosu çekelim mi size? Mükemmel hapishaneyi birkaç şekilde, aslında temelde 3 şekilde öğretirsiniz. 1. Kendiniz örersiniz. Bu mükemmel hapishaneyi konfor alanı da diye isimlendirebiliriz. Eğer ikiye ayıracaksak. Siz dersiniz ki ya ben böyle iyiyim. Yani en küçük başarıda bile, ki konfor alanı diye bir video var. Aşağıya koyarım, çok beğenmiştiniz. Linkini de eklerim. Ben böyle iyiyim. Bir şey kaybetmeyeyim yeter. Ben buradan dışarıya çıkmayayım yeter. Ben kimseyle görüşmeyeyim. Daha başarılı olmam zaten imkansız. Anne babam da zaten böyle takdir ediyor. Bu mükemmel hapishanenin 4 tane duvarı vardır. 1. Aile baskısı. Diğer tarafta toplum baskısı. Hemen arkanda maddi imkansızlıklar veya imkanlar. Önde ise cehalet. Aile baskısı duvarı biraz zor yıkılır. Toplum baskısı duvarı aslında yoktur. Boşu boşuna dert ediyorsun. O toplum kimsenin umurunda değil. Maddi imkanlar senin değiştirebileceğin ama en kolay yıkılacak duvar cehalettir. Aslında olmayan toplum baskısı duvarını umursamazsak cehalet öğrenerek hapishaneden çıkabilirsin. İnsanları düşünün, dünyada belli yerlerde doğuyorlar. Yani birisi işte diyelim ki Patagonya'da bilmem nerede, Yeni Zelanda'da dağ başında bir yerde doğuyor. Ve dünyayı hiç görmüyor, hiçbir şekilde gelişmiyor. Daha önceden bu örneği vermiştim. Bu insan eğer ki ne bileyim İstanbul'u, eğer ki Malatya'yı, eğer ki New York'u, Paris'i görürse bu dünyaya gelmesinin anlamı gelişiyor. Kendisine bir artı bir katıyor, hapishaneden çıkıyor. Bir de iki kişilik hapishane var ki kitabımda bunu anlatmıştım. Bugün koymadım. Dikil ilişkiler kitabımda anlatmıştım. İki kişilik hapishane de şu. Sen inanıyorsun yani. Diyorsun ki biz mükemmeliz, biz böyleyiz. Ben bundan başkasıyla görüşmesem, konuşmasam olur. O da hep benimle konuşsun. O senin hapishanene inanmıyor. O sosyal birisi. Sen kıskanmaya başlıyorsun. Ona bunu hapishane hayatı yaşatmaya başlıyorsun. Konum at, onu yap, bunu yap. Sonra kaçıyor. Kimi hapishaneye koymaya çalışırsan kaçar. Çok basit. Yani bu doğasında var bu işin. Mesele onun kaçıp kaçmaması değil. Mesele sensin. Sen o hapishaneye o kadar inanıyorsun ki. Çıkmasın dışarıya. Hep benimle kalsın. Ben böyle mutluyum. Onsuz olamam diyorsun. Ve güzel tarafı, tuğlaları da sen örüyorsun. O tuğlalar, ya bu ilişkiye çok emek verdim tuğlaları. Ona yaptığın her güzellik, her iyilik, ki bir ilişkide zaten emek vermen lazım. Bir tuğla, bir tuğla, bir tuğla, sonunda hapishanene aşık oluyorsun. Onu senin sevmesine aşık oluyorsun. Bir gün seni sevmese bile artık sevdiğine inanıyorsun. İşte bu da mükemmel hapishanedir. Bundan da kaçmak çok zordur. Bir gün bir bakıyorsun ki, işte burası kötü, o hapishanede tek başınasın. Zaten seni seven birisi yok ki. Sen ne kadar güzel bir aşk yuvası yaptım diyorsun. Ne kadar mutlu bir ilişki ördüm. Yok, gitmiş. Teksin. Sonra ne yapıyorsun? İşte burası psikopatça. O hapishaneye yeni mahkum arıyorsun. Eski sevgilinin sana itaat ettiği mahkumken ki eski seni sevenin aynısını bulmaya çalışıyorsun. Ve genelde daha silik bir karakterle ilişki yaşamaya çalışıyorsun. Burada ne olur? Dünyanın IMDb'ye göre ve bana göre en iyi filmlerinden birisi, ki IMDb'ye göre en iyisi, Esaretin Bedeli. Esaretin Bedeli'nden harika bir sahne var. Aşağıya linkini atacağım. 4 dakikalık. Bazıları izlemeyebilir, onu söyleyeyim. Brooks diye bir karakter vardı. Orada hapishanede yıllarını geçirmiş ve bir gün tahliye ediliyor. Ama dışarıya alışamıyor ve sonunda, neyse söylemeyeyim şimdi, ama kötü bir son var. Dolayısıyla hayal kırıklığına uğrayıp üzülecekler izlemesin, ama Esaretin Bedeli'ni izlemeyen varsa artık filmi izlesin bir zahmet. Uzun bir filmdir ama gerçekten çok çok iyi bir filmdir. İşte oradaki en kral sahneydi. Brooks was here. Bana çok dokunmuştur, hiç unutmadım. İşte aynen o 4 dakikada göreceğiniz üzere bazen hapishaneden çıkmak, o özgürlük size fazla gelir. Yani kendinizi kurtarmak da yetmez. Özgürlüğün ne olduğunu bilmiyorsanız özgürlük sizi öldürür. Size 3 artı 1 film önereceğim. 3 tanesi çok eski. Yani daha önce de önerdiğim ama bayıldığım favoriler. IMDb'leri kötü değil. 8 üzeri. Yılları eski. Birincisi Alcatraz Kuşçusu. Birdman of Alcatraz. Baba film. İzle. Eski ama izle. İkincisi Das Experiment. Deney. Gerçekten hoş bir film. Böyle tamamen hapishaneyi kazmak kaçmak olarak düşünmeyin. Alcatraz'dan kaçış bonusudur bu işin. Yani aslında 3 artı 1 dedim ama 4 artı 1. Alcatraz'dan kaçış bonustur. Das Experiment'ı izlemek istemeyen, sevmeyen Alcatraz'dan kaçışa bayılır ki gerçek hayat hikayesidir. Alcatraz'dan kaçıp Alcatraz'ın kapanmasına sebep olan 3 tane baba yiğidi anlatır. Şimdi
Allah rahmet eylesin, bir tanesi de öldü ama şimdi geçmişin mahkumunu övmeyelim. Üçüncü film Blood in Blood Out. Bu da güzel. Görüntüleri çok hoş gözükmeyebilir. Biraz eski bir film. 80'ler 90'lar ama izleyin. Geldim bonusuna. Şimdi sinemaya gidilmesi, toplu alanlara girmesi, AVM'ye gidilmesi çok önerilmiyor. Ama ben vizyondan bir film önereceğim. Gun Girl gibi, Kayıp Kız gibi ters köşe yapan bir film. Güzel bir film. Birkaç defa filmde öh oluyorsunuz. The Invisible Man, Görünmez Adam. Hiç böyle yine aynı konu mu? Değil. İzleyin. Biraz gerilim. Artık sinemaya gitmeden nasıl izlersiniz orasını siz biliyorsunuz. Bir sahneye girmeyin bir de bunun yüzünden. Umarım evlerde olduğunuz bu günlerde ve moral vermeye devam ediyoruz. Kanalda hem böyle kişisel gelişim videoları devam edecek, hem çeşitli ekonomi ve tarih videoları gelecek. Ki Osmanlı serisine başlıyoruz dünya tarihinde 8. videoda. Hem de bir yandan günceli de takip edeceğiz. Ben Öykü Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.